Yine bir skandalın haberi var. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın cenazesinde vahim görüntüler yaşandı. Ünlü isimlerle selfie çekme yarışına girenler cenazeyi unutup yolu kapattı. Kolçak'ın naaşının bulunduğu cenaze aracı kalabalığın ünlü isimlerle fotoğraf çektirmesini bekledi. O ayıp maalesef dakikalarca sürdü ve usta oyuncu fotoğraf faslının ardından toprağa verilebildi. Cenazeyi unuttular, fotoğraf derdine düştüler. Cenaze aracı ilerleyemedi çünkü kimse önünden çekilmedi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak pazar günü hayatını kaybetmişti. Kolçak dün Bursa Gemlik'te son yolculuğuna uğurlandı. Çalışarak gideceğim. Sevenleri, dostları cenazedeydi. Avlu doldu taştı. Sanatçı dostları Hülya Koçyiğit ve Nuri Alço Eşref Kolçak'ı anlattı. Önce karısını kaybetti, sonra oğlunu ve yalnız kaldı. Bunun acısına fazla dayanamadı. Maalesef onu da kaybettik. Ben ona diyorum Türk sinemasının çınarısın sen derdim. Öyle severdim. Allah başımızdan eksik etmesin derdim ama demek ki buraya kadarmış. Cenaze namazından sonra Kolçak'ın cenazesi defnedilmek üzere araca konuldu. Ama cenazedeki ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyenler cenaze aracının yolunu kapattı. Selfie yapamam. Ve kalabalığın fotoğraf çektirmesi beklendi. Dakikalar sürdü o anlar. Arkalarındaki cenaze aracını unutmuşlardı. Fotoğraf faslı bittikten sonra açıldı yol. Cenaze aracı ancak ilerleyebildi. Ve Eşref Kolçak'ın vasiyeti. Çalışırken ölmek istiyorum dedi. Ama her şeye rağmen ben mezar taşımı yazdırdım dedi. Ne yazdırdınız dedim. Sinema gelecek kuşaklara bırakılmış canlı mektuplardır. Öyle de oldu. Eşref Kolçak o yazının bulunduğu eşinin ve oğlu Harun Kolçak'ın mezarının yanına defnedildi.